Öncelikle yani çok daha geniş bir perspektifle yargı ile yargı sistemimizde adalet arasında, hukuk ile adalet arasında makasın giderek açıldığı bir dönemden geçiyoruz ve bu potansiyel olarak herkesin aleyhine işleyen bir süreç. Şimdi Fazıl Say'a 216. maddenin herhalde 2 ve 3. bentlerinden ceza verilmiş. Enteresan olan şu, ben hukukçu değilim ama buna dikkat çekmek istiyorum. 218. maddeden de ceza arttırımı yapılmış. Gerekçeli maddeye baktığınız zaman, yani maddeyi düz okuduğunuzda yayın yoluyla yapılmışsa diyor yukarıdaki suçlar, 216-217'deki işlenen suçlar yayın yoluyla yapılmışsa yarı oranında arttırılır. Yarı oranına kadar arttırılır. Halbuki gerekçeli kararda şunu söylüyor. Haber vermek amacıyla yapılmışsa ya da eleştiri sınırları içindeyse düşünceyi açıklamak suç değildir. Şimdi maddenin gerekçeli halinde yargıcın önünde çok önemli bir açılım var. Eleştiri sınırları içinde kalan bir düşünce beyanına suç dememe şansı var yargıcın. Hayır, yargıç belli bir saikle hareket ediyor. Ama bu yargıç da, o zaman şunu mu çıkartalım? Yargıç Fazıl Say'ın o tweetini eleştiri olarak görmüyor. Kabul etmemeyi tercih ediyor. Hayyam'ın yazdığı bir şiirden bahsediyorsak eleştiri falan değil. Edebiyatın bir türünden, şiirin bir türünden, hicviyeden bahsediyoruz demektir. Yani buradan hareket edersek ortada ne şiir kalır, ne türkü kalır, ne halk edebiyatı kalır, ne orta oyunu kalır, Karagöz Hacivat kalır. Ne de Nasrettin Hoca fıkraları kalır. Buradan bu saiklerle hareket edilirse. Bu devletin bir dini yoktur. Yani bir kere bunu kabul edelim. Bireylerin dini vardır. Dini inançları vardır, dini bağlılıkları, aidiyetleri vardır. Ama Türkiye Devleti'nin kuruluş anayasasından bugüne kadar bir din devleti olarak tarif edilmediği ortada. Bizim eskiden klişeleşmiş bir şeyimiz vardı. Bir muhbir vatandaş. Şimdi onun yerini bir hassas vatandaş aldı. Evet, hassas edin. Tuhaf hassasiyetlerine dokunma diyor insanlar. Yani beni incitti diyor. Peki hani olabilir. Neden incindin? Yani burada incinecek bir durum yok. Senin çok özel olarak bir biçimde bazı hassasiyetlerini rencide etmiş olabilir. Tahammül et kardeşim. Tahammül etmeyi öğren. Sen yargıcın orada hukuk adamı olarak benim anladığım hukuk sistemi içinde yapması gereken müştekiye, şikayet eden kişiye ya tahammül etmeyi öğren demesi idi. Bunu beklerdim. Hiper pragmatik bir Başbakan Tayyip Erdoğan, bir politikacı. Hiper pragmatik birisi New York Times'in birinci sayfasını birisi ona gösterip de tercüme ettiğinde başına neyin geldiğini anlar. Fazıl Say'a verilen ceza ertelendi biliyorsunuz. Bu şu demek. 3 yıl içinde aynı şeyi yapma. Yaparsan bunu da yatacaksın. Üstelik infazını da yanacak demek. Bu bir tehdittir. Öncelikle bunu algılamak lazım. Yani hapse girmiyor ama öyle bir tehditle karşı karşıya ki düşüncesini ifade etme konusunda kendini artık özgür hissetmemesi öneriliyor, tavsiye ediliyor ona. Bir şey söyleyeceğiz ama artık bundan ediliyor. Sonra dikkatli düşün ha diye bir parmak sallanıyor. O yüzden bunun önüne geçmenin bir yolunu bulmak lazım. Barışçı yollarla adaletsizliğe karşı direnmemiz gerekiyor. Ülkemiz bir kez daha hüzün verici bir durumu yaşıyor. Uluslararası ülkeler bir kez daha ülkemizdeki demokrasi, özgürlüğü, insan haklarını, onurunu, adaleti, adaletsizliği bir kez daha tartışacak sanıyorum. Ve tartışmaya da başladılar zaten. Fazıl bizim uluslararası bir değerimiz yani. Bırakınız ona onayı, ertelemeyi yani veya da ne bileyim bir kenara bırakın bunları. Sırf bu nedenle onun suçlanmasını düşünmek bile bence asıl suç burada yatıyor kadınca. Asıl suç burada. Şöyle bir tehlikeli durum var. Toplumda muhafazakarlık mı artıyor? Tartışılır, artar, eksilir. Anadolu bereketlidir bu konularda. Arttırır da eksiltir de dönem dönem de. Tahammülsüzlük artıyor. Hoşgörüsüzlük artıyor. Bu çok kötü. Kendi düşüncesini mutlak tek düşünce zannedenlerin sayısı çoğalıyor ve sahip oldukları şeyin düşünce olduğunu zannedenlerin sayısı çok artıyor. Derinliği olmayan,
sadece bir takım kodlarla, klişe kodlarla kavranan ve mutlaka taraf olma haliyle zuhur eden yeni bir insan tipolojisi ortaya çıktı. Yani bir şey söylediğinizde siz o tarafsınız. Hayır. Düşüncenin bin bir derinliğinden geçmek, gri tonların içinden geçmek gibi bir alışkanlık yok. Tehlikeli olan bu. Bu tahammülsüzlük bu dönemde yargıya hassas vatandaşların şikayetleri olarak yansır. Yarın bir gün çok daha tehlikeli yerlere varır. Fazıl Say'ı herkes tanıyor. Yani Türkiye deyince imaj olarak ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Sahiden deha seviyesinde bir virtüöz ve bir kompozitör. Böyle bir isme yöneldiğiniz zaman siz artık marka haline gelirsiniz dünyada. Tahammülsüzlüğün markası haline gelirsiniz. Evet, tabii, siz bundan sonra düşünecek misiniz mesela tweetlerinizi yazarken ya da... Yok, ben düşünmüyorum. Ben sadece attığım saatlere dikkat ediyorum, tweet attığım saatlere. Sosyal medya yepyeni bir enstrüman. Biz Roboski katliamı sırasında tam anlamıyla keşfettik. Ana akım medya 11,5 saat ambargo koymuşken Yüksekova Haber'den, Şemdin'in Haber'den, Twitter üzerinden an be an Uludere olayını izledik. Dolayısıyla çok etkili yeni bir enstrümandan bahsediyoruz ama kuralları da zaman içerisinde oluşacak. Hangi saatlerde atmıyorsunuz mesela siz? Kendimi iyi hissetmediğim zaman elimi sürmüyorum sosyal medyaya. Çünkü sahiden bir yazı yazarsınız, onun filtreleri vardır. Bir daha okursunuz filan. Burası öyle değil. Klavye ile ekran arasındaki mesafede duruyorsunuz ve bir tıkla onu artık herkesin ulaşabileceği bir yere atmış oluyorsunuz. O yüzden ben hani özen gösteriyorum kendi payıma. Bertolt Brecht'in şahane bir lafıdır bu. Mizahı olmayan bir ülkede yaşamak korkunçtur. Ama her şeyin her an mizahı gerektirdiği bir ülkede yaşamak çok daha korkunçtur der.